Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü bölümünde. 3 Aralık ve 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nda engelli bireylerin idare izinli olup olmadığıyla alakalı sizleri bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nın ilk günü ve 3 Aralık Dünya Engeller Günü münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli bireylerin, tabi bu şöyle bir ayraç içerisinde ifade geçirmiş, bunu da belirtmek istiyorum. Engelli dernekler ve federasyonlara bağlı üyelerin bu günler içerisinde yapılan tüm etkinliklerde görev alması nedeniyle idari izinli sayılması 2002-58 nolu Başbakanlık genelgesiyle belirtilmiş. Bu genelge bir kere mahsus yayınlanmış olup halen yürürlükte devam ediyor arkadaşlar. Yani bu genelgenin aksine bir genelge yayınlanmadığı için bizler bu genelgeyi örnek alarak bugünlerde idari izin kullanıyoruz. Bunun gerekçesini de az önce belirtmiştim. Engelli derneklerinde veya federasyonlarda bugünlerde yapılacak tüm etkinliklerde görev alan engelli bireylerin daha rahat hareket etmesi amaçlanmış. Yani 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın 10 Mayıs ilk günü ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne münasebetiyle bugünlerde engelli kardeşlerimiz kamuda çalışanlar idari izinli oluyor arkadaşlar. İdari izin kavramının ise yani idarenin uygun gördüğü şekillerde izin kullanabiliyoruz. Görevi icabıyla yani görevi gereği kritik noktalarda çalışan arkadaşlarımız bugünlerde çalışmak durumunda kalabiliyorlar. Bu da idarenin tasavvurunda olan bir konu. Yani özetleyecek olursak bugünlerde engelli kardeşlerimiz idari izinli oluyor. Bunu her yıl sürekli olarak yeniden tekrar resmi olarak yayınlanmasına gerek yok. Gerekçesi ise bu yayınlanan 2002-58 nolu Başbakanlık genelgesinin üzerine başka bir genelge yayınlanmadığı için halen bu genelge yürürlükte oluyor arkadaşlar. O yüzden bulunduğunuz kurumlarda, kuruluşlarda bu durumlara yani idari izinlere de idare amirlerinize izah edip az önce belirttiğim 2002-58 nolu Başbakanlık genelgesini gösterebilirsiniz arkadaşlar. Tabi tasavvuru idare amirinizde olmak şartıyla. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de aynı genelge gereği engelli bireyler yani idari bakımdan izinli oluyor. O da tabii ki dediğim gibi çalışma şartları ve durumları gereği. Yani bazı arkadaşlarımız görevleri gereği kritik noktalarda olduğundan dolayı izin kullanma konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu da tabii işlerin aksayıp aksamamasıyla alakalı. Ama genel olarak tekrar belirtecek olursak çok sık gelen bir soruydu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli bireyler idari izinli sayılıyor arkadaşlar. Özel sektörde ise bu konu tamamen işverenin tasavvurunda. Yani işveren isterse izin verebiliyor, isterse izin vermiyor. Bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama kanunda yok arkadaşlar. Sizlerden bu konuyla ilgili 2002-58 nolu Başbakanlık genelgesini örnek gösterebilirsiniz. Bunu da siteden, valiliklerinizin sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugün de sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızda. 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nın ilk günü ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli personelin idari izinli olup olmayacağı hakkında kısaca bilgilendirme yapmaya çalıştık. Güzel yayınlarda tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla arkadaşlar.